Diyelim ki Haluk bugün 18 yaşında ve Ezgi de 2 yaşında. Bu videoda bulmak istediğim kaç sene geçmeli ki, bunu bir yazalım. Haluk'un yaşının Ezgi'nin yaşının 3 katı olması için kaç sene geçmeli? Sorumuz bu. İsterseniz videoyu burada biraz durdurun ve kendiniz çözmeyi deneyin. Burada bilinmeyen geçecek yıl sayısı. Bilmemiz gereken şey geçecek yıllar. O zaman geçecek yıllar bilinmeyenimiz olsun ve buna y diyelim. Y geçecek yıllar. Ve şimdi bunlara bakarak bir denklem oluşturalım. Ve Haluk'un yaşının Ezgi'nin yaşının 3 katı olması için kaç sene geçmesi gerektiğini bulalım. Önce Haluk'un y sene sonra kaç yaşında olacağını yazalım. Yani y kadar sene geçtikten, y kadar yıl geçtikten sonra. Haluk kaç yaşında olacak? Şimdi 18 yaşında olduğuna göre, y kadar sene geçince 18 artı y yaşında olacak, değil mi? Peki ya Ezgi kaç yaşında olacak? Y kadar sene geçince Ezgi kaç yaşında olacak? Şimdi 2 yaşında olduğuna göre, aynı süre sonunda o da 2 artı y yaşında olacak. Evet, şimdi bunları biliyoruz ama asıl bilmek istediğimiz şey kaç sene sonra burada gördüğünüz ifade şu ifadeden 3 kat büyük olacak. O halde 18 artı y eşittir 3 çarpı parantez içinde 2 artı y. Dikkat edin, bu kısım y sene sonra Haluk'un yaşı ve burası da y sene sonra Ezgi'nin yaşı. Şimdi soruyu hatırlayalım. Y sene sonra Haluk'un yaşı Ezgi'nin yaşının 3 katı olmalı. Evet, denklemimizi kurduk. Artık yapmamız gereken tek şey bu denklemi çözmek. Evet, adım adım çözmeye başlayalım. Sol tarafta şu rengi değiştireyim. Sol tarafta hala bir 18 artı y var. Ve sağ tarafta bu 3'ü dağıtabiliriz, değil mi? 3 çarpı 2, 6 ve 3 çarpı y de 3y. 6 artı 3y. Böyle denklemlerde sabit sayıları bir tarafa, değişkenleri diğer tarafa toplamalıyız. Burada 3y var. Sağ tarafta daha fazla y olduğuna göre sol taraftaki y'yi sağ tarafa alalım. Aslında diğer şekilde de yapabilirsiniz. Yani 3y'yi diğer tarafa alarak da yapabilirdiniz ama o zaman negatif bir sonuç çıkardı. Y'yi diğer tarafa almak demek her iki taraftan da bir adet y çıkarmak anlamına geliyor. Evet, ne kaldı? Sol tarafta 18 ve sağ tarafta da 6 artı eksi 3y'den y çıkartınca da eksi 2y kaldı. Ve şimdi buradaki 6'yı diğer tarafa alıyoruz. Yani her iki taraftan da 6 çıkarıyoruz. 18 eksi 6 eşittir 12. 6 eksi 6 eşittir 0 ve 6'dan kurtulmuş olduk. Ve ne kaldı? 12 eşittir 2y oldu. Bu işlemi aklınızdan bile yapabilirsiniz. Tek başına y'yi bulmamız gerektiğinden şimdi iki tarafı da 2'ye bölüyoruz. Unutmayın, bir denklemde denklemin bir tarafına hangi işlemi yaptıysanız diğer tarafına da aynısını yapmalısınız. Yoksa denklem bozulur. Sonuç y eşittir 6. Şimdi soruyu hatırlayalım. Haluk'un yaşının Ezgi'nin yaşının 3 katı olması için kaç sene geçmeli? Bulduk. 6 sene geçmeli. Bakalım doğru bulmuş muyuz? Bir de sağlamasını yapalım. 6 yıl sonra Haluk kaç yaşında olacak? 18 artı 6, artık y'nin 6 olduğunu biliyoruz. 6 yıl sonra Haluk 18 artı 6 eşittir 24 yaşında olacak. Ezgi kaç yaşında olacak? 2 artı 6 yaşında olacak, değil mi? O da 8 yaşında olacakmış. 6 yıl sonra Haluk 24 ve Ezgi 8 yaşında ve 24, 8'in 3 katı, yani Haluk'un yaşı Ezgi'nin yaşının 3 katı oldu. Demek ki soruyu doğru çözmüşüz.